Milas'ta geçen Nisan ayında Akbelen Ormanı'nda kömür madeni işletilmesi için verilen iznin iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı'na karşı açılan davada mahkeme bilirkişi incelemesi ve keşfin bir kez daha tekrarlanmasına karar verdi. Alanda yapılan keşif incelemesine maden sahasına karşı çıkanlar tepki gösterirken termik santralin çalışanları ise oluşuma destek verdi. İkizköy Mahallesi Akbelen Ormanı içerisinde Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasının genişlemesi için verilen iznin iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı'na karşı açılan davada mahkeme, bilirkişi incelemesi ve keşfin bir kez daha tekrarlanmasına karar verdi. Yapılan üçüncü keşfe CHP Muğla Milletvekilleri Burak Erbay, Suat Özcan, Müdahil Muğla Büyükşehir Belediyesi Avukatları, Müdahil Muğla Barosu vekilleri yetki belgesiyle ikiz köylülerin avukatları olarak Ankara, İzmir ve Kütahya Barosu avukatları, gözlemci olarak Bodrum ve Milas Belediyeleri temsilcileri, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Elektrik ve Ziraat Mühendisleri Odası temsilcileri, Muğla Çevre Platformu temsilcileri, Tema Muğla temsilcisi gözlemci olarak katıldı. İkizköy Çevre Komitesi üyelerinden oluşan kalabalık bir grup, bilirkişi heyetinin sahaya giriş yaptığı sırada alkış tutmaya başladı. Kömür madenine karşı olan grup, ellerindeki pankartlarla tepkilerini dile getirdi. Öte yandan, termik santralde çalışan işçiler ve sendika üyeleri ise maden sahasının oluşumuna destek verdi. Aileleriyle birlikte maden sahasının açılmasına destek veren işçiler, pankartlar ve dövizlerle taleplerini dile getirdi.